Finlandiya'ya Ruslar turist olarak artık bundan sonra gelemeyecekler. Baltık ülkeleri Estonya, Litvanya, Letonya Rus turistlerin girmesini yasakladıydı. Finlandiya ise Ruslara vize veriyordu ve günde yaklaşık olarak 7000 civarında Rus turist Finlandiya'nın doğu sınırından Rus Finlandiya'ya girip Finlandiya'da alışveriş yapıp gezip bazıları ise Finlandiya üzerinden başka ülkelere gidiyorlardı gemiyle veya uçakla. Finlandiya hükümeti Cumhurbaşkanı'nın da işbirliğiyle artık Rus turistlerin Finlandiya'ya gelmesini gelecek haftadan itibaren yasaklayacak. Bundan sonra sadece ailesi burada olanlar, işte mülkiyeti olanlar giriş çıkış yapabilecekler ama mülkiyeti olanlara da yine bazı zorluklar çıkartılması mümkün. Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle Ruslara ambargo uygulanıyor. Bu arada Rus halkı da bu şekilde bir cezalandırılmaya tabi tutuluyor. Fin halkının %85'i Rusların gelmesini turist olarak da istemiyor. Hükümet de bu yönde karar aldı. Artık bundan sonra Rus turistlerin Finlandiya'ya gelmesi mümkün olmayacak. Bu ne demek? Finlandiya'nın doğu sınırında özellikle Lappeenranta, Imatra gibi şehirlerde son günleri olduğu için Rus turistlerin girişinin oteller zımbazıp dolu. Rusya sınırından uzun kuyruk var Rusların en son kez geleyim işte daha alacaksam alayım geri döneyim diye uğraşları nedeniyle. Bu arada da Putin'in bu hafta ilan ettiği seferberlik nedeniyle Rusya'dan Batı ülkelerine askerden kaçmak yani bu seferberliğe katılmamak için Batı'ya sığınanlar oluyor. Finlandiya hükümeti de böyle sığınmalar olduğu zaman bunlara bazı avantajlar sağlanabileceği yönünde açıklamalar yapılıyor. Tabii bu daha ileride detaylı olarak belli olacak. Yani savaştan kaçan Ruslara da Batı kapılarını açacak. Bu da değişik bir durum. Ama ne oldu? Finlandiya'nın özellikle sınır şehirlerinde Rus turistlerinin nedeniyle büyük bir ticari hareketlilik var. Bu artık bundan sonra ne yapacak? Duracak. Aynı şekilde de Helsinki şehri de öyle. Çünkü başkent Helsinki'den Rusya'nın Petersburg şehri 300 küsür kilometre. Yani günübirlik gelip gidiyorlar. Rusya'da zaten akaryakıt ucuz olduğu için Finlandiya'nın 3'te 1 fiyatına oradaki tur şirketleri özellikle otobüsle veya Ruslar kendi arabalarıyla ucuz bir şekilde gelip geri dönüyorlardı. Yani alışveriş yapmak için. Çünkü Avrupa ülkeleri ve dünyanın diğer ülkeleri Rusya'da özellikle marka satışlarında yasakladıkları için Ruslar gelip marka ürünleri de Finlandiya'dan alıyorlardı. Finlandiya'da ne var? Sahte marka yok. Yani bir markanın korsanı bulunmaz. Bu nedenle gönül rahatlığıyla gelip buradan alıyorlardı Ruslar. Ayrıca Finlandiya'dan kaşar peyniri ve Finlandiya'nın meşhur tereyağını da alıyorlardı. Çünkü tereyağı çok kaliteli Finlandiya'da. İşte bazı Coca-Cola alıyorlarmış. Ondan sonra hijyenik malzemeler, işte çocuk bezi, şunu bunu gelip alıyorlar. 7500 günlük turist sayısı da az sayılmaz. Çünkü küçük şehirler, sınırdakiler Helsinki'ye de gelip dönüyorlar. Ruslar bir şehirde bir kez alışveriş yaptıkları zaman da büyük miktarda para ödüyorlar. Tabii dolar veya euro çıkartmaları diğer şeyler basbayağı sorunlu oluyormuş. Bir de kartları çalışmıyor Rusların özellikle diğer ülkelerde. Bu nedenle ne oluyor? Hep peşin alışveriş yapmak zorundalar. Ama ticareti canlandırıyorlardı. Şimdi tabii bu siyasi bir karar. İşte savaşa girdi Rusya'dan Ukrayna ama bu bütün ülkeleri, Avrupa ülkelerini etkiledi. En çok kimin işine yaradı? Bunu açık açık söyleyelim. Amerika'nın işine yaradı bu savaş. Amerika ne yapıyor? Şu anda dolar, euro karşısında çok yükseldi. Yani tarihi bir fark atmış. İşte euro çok yüksek idi ama şu anda euro değil, dolar yüksek. Doların değeri arttı. Amerika sıvı gaz Avrupa'ya satacak. Avrupa da şu anda bu kışı nasıl geçirecekleri düşünülüyor. Çünkü niye? Elektrik fiyatları arttı. Rusya gazı kesti. Yani büyük bir kaos var.
elektrik fiyatları yaklaşık şu anda bizim bana gelen elektrik faturasında 5 kat artış var ama 10 kat artış olacak. Çünkü 10 kat elektrik artmış durumda. Vatandaş ne yapacak, nasıl ısınacak, nasıl geçinecek, bu da belirsizliğini hali daha koruyor. Ama ne var sonuç olarak? Rusya'ya karşı müeyyideler var Avrupa topluluğu tarafından. Rusya da tersinde hareket ediyor. Şu anda dünya değişik bir yöne doğru gidiyor. Her şey pahalandı. Pahalı bir hale geldi. İnsanların hareket alanları kısıtlandı. Dünyada özellikle Avrupa'yı çok zor günler bekliyor. Türkiye tabii burada büyük bir iyi bir hareket yaparak tarafsız kalmakla çok büyük bir başarı elde etmiş durumda. Türkiye bu bakımdan savaşta tarafsız olarak hem Ukrayna hem de Rusya ile görüşüyor. İcabında görüyorsunuz esir değişikliği, işte tahılın Ukrayna dışına aktarılması gibi diğer konularda da ne yapıyor? Yardımcı oluyor. Şu anda Rus turistler nedeniyle gelememesi nedeniyle bu bildirimi sizlere yaptım. Rus turistlerin gelmemesi Helsinki'de burada Senato Meydanı'ndayım şu anda. Arkamda Beyaz Kilise meşhur. Sol tarafımda da Rus Tsarı'nın heykeli var. Alexander 1863 yılında dikilmiş. Hala da Rus Tsarı'nın heykeli burada duruyor. Bu solumdaki büyük caddenin adı da Alexander'in katı, yani Alexander'ın caddesi. O caddede mağazalarda yani alışveriş yapıyordu özellikle Ruslar. Orada hiçbir zaman boş dükkan bulamazdınız. Şu anda orası tamamıyla boş dükkanlarla dolu. En büyük dükkan bile boşalttı. Birisi geldi 6 ay sonra o da gitti. Çünkü niye? Tamamıyla sessiz. Kimse alışveriş doğru düz yapmıyor. Zaten Helsinki'nin merkezinden de AVM'lere ne yaptı? Halk yöneldi ama Ruslar için burası bir büyük alışveriş yeriydi. Devamlı Rusları görüyorduk sokaklarda. Yani 7 bin, bazen ayda 30 bin turist bile geliyordu ama 20 bin normaldi. Yani bir büyük bir rakam. Günde, ayda diyorum, günde 20 bin turist geliyordu. İşte 30 bin geliyordu. Bazı zamanlar 30 bine çıktı. Şu anda 7-7500 civarında son rakamlar açıklıyorlar. Öyle geliyor. Yani büyük bir Rus turist potansiyeli vardı. Bu da neye etki ediyordu? Mağazalarda çok büyük alışveriş yapıyorlardı. İşte başka şeyler de alıyorlardı. Otellerde kalıyorlardı. Şu anda ben işte Rusya'sının da Lapperenta ve Imatra şehrinde oteller bugün yarın doluymuş tamamıyla. Rus turistler son kez bir kez gideyim diye geliyorlar. Ondan sonra kim kalacak orada? Kimse kalmayacak. O oteller işte diğer şeyler iflasın eşiğine ne yapacaklar? Büyük ihtimalle gideceklerdir. Çünkü Avrupalı gelip oralarda kalmaz. Kalırsa başka Helsinki'de belli alanlarda kalır. Bu da Finlandiya'da özellikle küçük işletmecileri başta olmak üzere birçok işletmeciyi ne yapacak? Etkileyecek. Ruslar için de tabii bir batıya açılmak kapısı da kapandı. Bundan sonra ne kaldı? Sadece Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine eğer geçici vizeleri varsa onlarla gidebilecekler. Ama tabii vizesi olanlara da Avrupa topluluğu da tamamıyla büyük ülkelerde ne yapar? Yasaklama getirebilirler. Şu anda Baltık ülkeleri bunu da önde adım attılar. Sadece işte Sırbistan'a o bazı ülkelere gidebilirler Rus turistler. Ama Avrupa'nın birçok ülkesine de ne yapmak gidemeyecekler. Ama aileler olanlar aile nedeniyle ziyaretlerde ne yapıyorlar? Bulunmaları şu anda mümkün. Bir de diğer konu işte Rusya'dan savaştan kaçanlara sığınma hakkı verilmesi falan konuşuluyor. Bir diğer konu da mesela diyelim Finlandiya'da Rus vatandaşı yaşıyor. Süresiz oturma izni var. Ama ne yapıyor? Putin'in seferberliği nedeniyle ne yapması lazım? Gidip ülkesine bunun nedeniyle askere katılması lazım. İşte bunda da ne diyorlar? Gider katılırsa onun oturum iznini falan filan iptal ederiz diye ne yaparlar? Söylemler var. Bunu nasıl uygulayacaklar? Onu da ileriki günlerde göreceğiz. Şu anda turizm nedeniyle turistler nedeniyle bir müeyyide uygulanıyor. Artık Rus turistlerin Finlandiya'ya gelmesi mümkün değil. Bakalım ileriki günlerimizde neler göreceğiz. Evet. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.